Merhaba arkadaşlar, Arduino eğitim serimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün piyasada elektronik ile robotik kodlama adı altında yüksek ücretlerle verilen bu eğitimi ben size tamamen ücretsiz olarak sunacağım. Evet arkadaşlar, bu eğitim serisinde hem kodlama kısmını hem de elektronik devre kısmını birlikte öğreneceğiz. Yani sadece programlamayı değil, aynı zamanda devre elemanlarının nasıl bağlandığını ve çalıştığını da göreceksiniz. Böylece gerçek hayatta kendi projelerinizi sıfırdan tasarlayıp çalıştırabilecek seviyeye geleceksiniz. Değerli arkadaşlar, ilk dersimizde Arduino'nun ne olduğunu, ne işe yaradığını çeşitlerini anlatacağım ve ardından Arduino IDE kurulumunu yapacağız. Ve Arduino'da yazdığımız kodların uygulamasını yapacağımız Tinkercad'in nasıl kullanılacağını göstereceğim. Derslerimizi her hafta pazartesi günü yükleyeceğim. Böylece siz de o gün öğrendiğiniz konuyu hafta boyunca tekrar edebilecek uygulamalarını yapabileceksiniz. Ayrıca bazı derslerin sonunda küçük ödevler vereceğim. Bu ödevleri yaparsanız konular daha da kalıcı olacak. Bu arada derslerimizin tamamen ücretsiz olacağını da hatırlatayım. Dersleri kaçırmamak için şimdiden kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğenir ve yorum bırakırsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Uygulama kısmında neden Tinkercad kullanacağız? Çünkü herkesin elinde Arduino kartı, sensörler veya devre elemanları olmayabilir. Ama Tinkercad sayesinde internet üzerinden hiçbir malzemeye ihtiyaç duymadan devrelerimizi kurup test edebileceğiz. Böylece herkes bu seriyi rahatlıkla takip edebilir. Peki Arduino nedir arkadaşlar? Arduino, elektronik devreleri kolayca programlamamızı ve kontrol etmemizi sağlayan açık kaynaklı bir mikrodenetleyici kartıdır. Arduino ile neler yapabiliriz? Sensörlerden veri okuyabiliriz sıcaklık, ışık, hareket gibi motor, led, röle gibi çıkışları kontrol edebiliriz. Ayrıca Arduino'yu ev otomasyonu, robotik, IoT ve hobi projelerinde kullanabiliriz. En çok kullanılan Arduino çeşitlerinden bahsedecek olursak, Arduino Uno başlangıç için en çok tercih edilen modeldir. Biz de projelerimizde Arduino Uno'yu kullanacağız. Arduino Nano daha küçüktür ve breadboard'a takılabilen modeldir. Arduino Mega ise çok fazla giriş ve çıkışa ihtiyaç duyan projelerde kullanılan modeldir. Bunların dışında Leonardo, Due gibi farklı kartlarda mevcuttur. Fakat en çok kullanılan kartlar bu saydığım üç modeldir. Şimdi projemizde kullanacağımız Arduino Uno kartını yakından tanıyalım. Arduino Uno en çok kullanılan ve başlangıç için en uygun karttır. Üzerinde birkaç temel bölüm bulunmaktadır. En önemli bölüm mikrodenetleyici kısmıdır. Mikrodenetleyici olarak mikroçip Teknoloji firması tarafından geliştirilen ATmega328P mikrodenetleyicisi bulunur. Bu mikrodenetleyici kartın beynidir arkadaşlar. Tüm komutları burası işler. Burada 0'dan 13'e kadar pinleri görmektesiniz. Bunlar bizim dijital pinlerimizdir. Zaten burada da dijital olarak yazmaktadır. Bu kısım arkadaşlar LED, buton, sensör gibi dijital sinyal kullanan elemanları bağlamak için kullanılır. Peki dijital sinyal nedir? 0 ve 1 seviyesinde olan sinyaller bizim dijital sinyalimizdir. 0 olduğunda arkadaşlar herhangi bir voltaj seviyesi görünmemektedir. 1 olduğunda ise 5 volt'luk bir sinyal görebiliriz. PWM pinleri, işaretli olan pinler, burada AC sinyal olan pinler bizim PWM pinlerimizdir. 1 2 3 4 5 tane PWM pini görmekteyiz arkadaşlar. Bu PWM pinleri ile motor hızı veya led parlaklığını ayarlayabiliriz. Analog girişler şu kısımda bizim analog girişlerimiz görünmektedir. A0'dan A5'e kadar olan pinler bizim analog girişlerimizdir. Analog girişler sensörlerden sürekli değişen değerleri örneğin sıcaklık, ışık bu değerleri okumak için kullanılır. GND pinlerimizi görmekteyiz burada. 3 tane GND pinimiz bulunmaktadır. 5 volt, 3.3 volt seviyesinde çıkışlarımız bulunmaktadır. Bu çıkışlarımız arkadaşlar devre elemanlarına güç sağlamak için kullanılır. USB girişimiz bulunmaktadır burada. Kartı bilgisayara bağlamak ve program yüklemek için USB girişini kullanırız. Yine bir tane DC adaptör girişimiz bulunmaktadır. Harici güç kaynağı ile Arduino'muzu çalıştırmak için DC adaptör girişimizi kullanabiliriz. Reset butonu ise şuradaki butonumuz bizim reset butonumuzdur. Kartımızı sıfırlamak için reset butonunu kullanırız. Arduino unumuzdaki en önemli bölümler bunlardır. Şimdi kodları yazacağımız kısım olan Arduino IDE'yi indiriyoruz. Google'a Arduino IDE yazıyorum. Buradan ilk gelen kısma tıklıyorum. Burada arkadaşlar zaten şöyle göstereyim size. Web sitesinde şu yazıyı gördüğünüz zaman şurada da bizim Arduino IDE'miz var. Buna tıklayıp download yaptırıyoruz arkadaşlar. Bu Arduino IDE nedir peki? Arduino IDE kodları yazacağımız olan kod editörüdür. Arkadaşlar Arduino IDE indi. Çift tıklayıp kurulum işlemini gerçekleştiriyorum. Şöyle bir lisans sözleşmesi gelecek. Evet burada kurulum işlemi gerçekleşiyor. Arkadaşlar ben videoyu burada durduruyorum. Kurulum bitince tekrar başlatacağım. Lütfen kurulum bitene kadar bekleyelim. Evet, Arduino IDE kurulum sihirbazı tamamlanıyor dedi. Bilgisayarımıza yüklendi. Burada tıklıyoruz burayı, bitir diyoruz. Gördüğünüz gibi kod editörümüz geldi arkadaşlar. Şöyle bir ekran gelecek. Buradan zaten kodlarımızı bir sonraki dersimizde yazacağız. Şimdi kurulumu göstermek istedim sadece. Bir sonraki dersimde bu editörü size detaylı bir şekilde anlatacağım zaten arkadaşlar. Evet kodları yazacağımız kısım Arduino IDE. Elektronik devreyi kuracağımız kısım ise Tinkercad olacaktır. Burada örnek bir devre kurulumu gerçekleştirdim. Arkadaşlar bu devrede butona bastığımızda LED'in yanma olayı var. Tinkercad'i size bir sonraki derste detaylı bir şekilde anlatacağım. Nasıl giriş yapılır? Elemanlar sahneye nasıl getirilir? Nasıl kullanılır? Devre nasıl kurulur? Bunlar detaylı bir şekilde anlatacağım. Yapacağımız işlem şu olacak. Devremizi Tinkercad'de kuracağız. Bordumuzu, Arduino'muzu ve devre elemanlarımızı sahneye getirip devremizi kuracağız. Daha sonra Arduino IDE'de yazdığımız kodu kopyalayıp şu kısma yapıştıracağız. Kodu burada da yazabiliriz. Fakat benim Arduino IDE'yi indirme nedenim bazı arkadaşlar fiziksel olarak devresini kuracağı için her zaman Arduino IDE'de yazmamız daha iyi olacaktır. Zaman zaman burada da yaza biliriz. Kodumuzu buraya getirdikten sonra simülasyonu başlat diyoruz. Örnek bir tane devremizde butona bastığımız zaman lambamız yanıyor. Bunların hepsini size detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet arkadaşlar, bugün Arduino'ya bir giriş yaptık. Ne olduğundan, hangi amaçla kullanıldığından bahsettik. Çeşitlerini anlamaya çalıştık. Arduino IDE kurulumunu gerçekleştirdik. Ve TinkerCAD'e yüzeysel olarak değindik. Bir sonraki dersimizde TinkerCAD'i daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım sizlere. Nasıl kaydolacağımızı göstereceğim. İlk LED'imizi yakma işlemini gerçekleştireceğiz. Sizlerden ricam arkadaşlar eğer aklınıza takılan bir soru olursa mutlaka yorum kısmına yazın. Ben de elimden geldiğince sorularınızı yanıtlayacağım. Ayrıca yorumlar sayesinde sizlerin hangi konularda zorlandığınızı görüp sonraki derslerde o noktalara daha çok değinebilirim. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere hoşçakalın.